ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştüğü açıklandı. Blinken görüşmede Çin'in de Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alması gerektiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı hangi ulusların özgürlük, kendi kaderini tayin etme ve egemenlik gibi temel ilkeler için mücadele etmekte olduğunun tüm dünya tarafından takip edildiğini belirtti dedi. Çin, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına şu ana kadar katılmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki askeri altyapıyı yok etme çalışmalarının neredeyse tamamlandığını duyurdu. Putin, uygulanan yaptırımların Rusya'ya savaş ilan etmek gibi olacağını vurguladı. Hedeflerinin Ukrayna'nın tarafsız bir statüye kavuşturulması ve silahsızlandırılması olduğunu hatırlatan Putin, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması için bu statünün önemli olduğuna işaret etti. Çin hükümeti ülkenin bu yılki savunma harcamalarını %7,1 oranında arttırarak 229 milyar dolara yükselttiğini duyurdu. Başbakan Li Keqiang, cumartesi günü Çin Ulusal Halk Kongresi'ne sunduğu bütçe raporunda savunma harcamalarındaki %7,1'lik artışı açıklayarak, Devlet Başkanı Xi Jinping'in yeni dönemde silahlı kuvvetler ve askeri stratejiyi güçlendirme düşüncesini tamamen uygulayacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulunurken bu ülkedeki vatandaşlarına Rusya'yı acilen terk etme çağrısını tekrarladı. İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını şiddetle tavsiye etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD Kongre üyelerinden ülkesine daha fazla savunma desteği ve uçak talep etti. ABD Senatosu çoğunluk lideri Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin video konferans yoluyla ABD'li senatörler ve temsilciler meclisi üyeleriyle görüştüğünü açıkladı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna krizini görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Putin ile buluşan Bennett, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafta arabuluculuk yapmayı teklif etti. Tel Aviv, Ukrayna'nın İsrail'de yayın yapan Rus medya kuruluşlarını engelleme talebini geri çevirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Savaşı'na ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası da öngören yasayı imzalamasının ardından birçok uluslararası yayın kuruluşu Rusya'daki yayınlarını askıya aldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin ardından ABD merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg ile Kanada'nın kamu yayın kuruluşu Rusya'daki yayınlarına ara verdiğini duyurdu. Alman kamu yayın kuruluşları ARD ve ZDF'de cumartesi günü yaptıkları açıklamalarda Rusya'daki yayınlarını geçici olarak durdurduklarını duyurmuşlardı.